Tabii önyargı iyi bir şey değil aslında. Yeterli bilgi edinmeden peşin hükümle önceden karar vermek. Önyargının sözlük manası bu. Evet. Tabii bu önyargı toplumda istenmeyen gerginliklere, husumetlere de yol açıyor. Değil mi? Oluşturur aslında toplumdaki böyle yani sürekli bu önyargı dediğimiz yani biraz önce işte kendinden olmayan, kendine benzemeyen herkesi dışlamak, mesafe koyma var ya, bundan nemalanarak işte kendine taraftar kazandırıp bu şeyle yaşamını sürdürme pozisyonuna geliyor. Tabii toplumda bir dejenerasyon varsa bu önyargı olur ya da farklı olumsuz kavramlar olur. Kaybolan hasletleri aramaya çıkmazsak, işte önyargı gibi, haset gibi olumsuz kavramlarla cebelleşir dururuz. Bir dejenerasyon varsa, bir önyargı varsa, haset varsa, bunda hepimizin payı var. Yani hiç kimse kendisini temize çıkaramaz. Evet. Senin için böyle bir özelliği var. Hatta işte şöyle konuşulur. Seyyid Harun Veli işte demiş ki, makalatta belirtildiğine göre Seydişehir insanı fesat haset olacak diye. Birkaç defa fitne var. Yani birkaç kere okudum makalatı, ben hazırladım kitaptan dolayı da. Böyle bir şey yok. Seyyid Harun öyle bir şey dememiş. Ama biz Seyyid Harun'un bile böyle bir şey demediği halde sen böyle bir şey demişsin diyecek kadar ileri gidiyoruz. Yani problem bizde. Yani herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi lazım, temizlememiz O lazım. zaman nereden çıkmış hakkı bu? Abi şimdi zaten bu toplumun genel karakteri. Yani Türkiye genelinde var. Dünyada var bu. Ama biz yaşadığımız yerde biz görüyoruz Ama bizimkinin hakikaten havasında biraz fazlalık biraz var ya. fazlalık var yani. Yani sosyal medya haklı çıkma tutkusuyla artık birbirimize böyle tartışmaları, münazaraları münakaşaya çevirir hale getirdik. Haklı çıkma tutkusu adına iftira atabiliyoruz. Yalan da söyleyebiliyoruz ya da bir soy isim var ortada dolaşan. Atıyorum Abuzittin soy isim ya da Abuzittin Zambak bir da öyle. yani bir şey lakap, öyle diyelim. Abuzittin. Abuzittinler. Yani böyle bir soy isime takılmış kalmış. Sorsan önyargıyla davrananlara, niçin böyle davranıyorsunuz? Neden olumsuz cümleler kullandın? Altı boş. Hiçbir şey yok. O Altı da bir boş. şey Ya diyemeyecek bilgi yani. sahibi değil. Yani ne bileyim böyle bir hale aldık. Tabii göreceli bir hayatımız olduğu için, okumadığımız için sürekli böyle büyüklerle istişare edip yani doğru zeminlerde bulunmadığımız için ta baştan söylediğim gibi o hasletleri, bizim hasletlerimizi, milletimizin hasletlerini yok ettiğimiz, unuttuğumuz, onlardan uzaklaştığımız vefa gibi, saygı gibi, sevgi gibi, paylaşma gibi bu tür kavramlardan uzaklaştığımız için artık biz olumsuz kavramlara biraz daha yakın olmaya başladık. Yani ve artık birbirimizle ilişkilerimiz de azaldı Ömer abi. Konuşuyoruz da Konya dümdüz yer. Orada da aynı şey var. Problemler var. Konya basını takip ederseniz aynı problemler orada var. Burada da var. Kar çalışmalarında ben bir yönetim zafiyeti olduğu kanaatindeyim. Bir yönetim zafiyeti, kar çalışmasına da yansıyor, başka şeylere de yansıyor. Şimdi Hayır, yeni seçilmiş bir belediye olsa dediğimiz gibi tabii, acemiler yani denilebilir. tabii. Ama siz 7 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Yaptığınız halde 2017'yi yaşamışsınız. Gelmişiz 2022'ye. Evet. O dönemki hadiseyi tekrar ve de artık Gepçe'yle kar taşıma olayının bitmiş olması gerekir. Bir defa bunu araştırırsınız. Ben buna rağmen Maliyetleri düşürecek bir yol bulursunuz. Atıyorum işte ya arabalar park etmiş. Ya araba nereye gidecek? Otopark yok ki. yok yok. Yol kenarına park edecek değil mi arkadaş? Evet. Dolayısıyla bu karı o arabaların üstüne atmadan nasıl kürürüz, nasıl temizleriz? Bunun bir araştırması Şöyle yapılsaydı bence bu çözülmüş şöyle olurdu yani. düşünüyorum Ömer abi, tekrar söylüyorum. Ben bu kar çalışmalarının çok abartılı bir şekilde başarısızlık olarak görmüyorum ama bir yönetim zafiyeti var. Yani çok daha iyi olabilir bu. Ben de çünkü daha gidip Yani geliyorum, gördüm. Bir zafiyetten kaynaklanıyor. Çalışan arkadaşları
Kesinlikle yani herkes tenzih canla başla çalışıyor. Tenzih ediyoruz yani. Bir çaba ama, sarf ediyor. Ama bu çok daha iyi olmalı. Yani bu hem kesimize mal oluyor hem o arkadaşların mesaisine mal oluyor. Öyle bir hale geldi ki sözlerle bile değil Ömer abi ya. Bazen mesela şöyle oturuyoruz. Birisi birisine birisini soruyor. Abi şöyle bir şey de yok yani. Bir menfaat de yok. Normal sıradan. Ya Ahmet abiyi gördün mü şöyle. Bitti. Yani kaşın, gözün, kulağın, elin öyle acayip şeyler anlatıyor ki insan nasıl bir kötülük yaptığının farkına varamıyorum diyorum. Aynen şu hareket bak. Yani Ahmet abi nerede? Ya, bu her şey demek abi ya. Her şey demek. Karşı tarafın kafasında bir istifham oluşturmak demek. Yani onun kafasında bir sürü soru işareti oluşturmak. Bundan ne zevk alır insan? Yani ne zevk alır? Yani sözle söylese bunu çok daha iyi bence. İnsan davranış biçimiyle de ön yargılarını ortaya koyabilir yani. Maalesef böyle. Şimdi esnafın durumunu hiç konuşmaya gerek yok. Çünkü Ali abi onu birkaç kelimeyle izah etti. Can çekişiyor dedi yani. Bunların ötesi yok yani. Ya can çekişiyoruz. Hep biz esnafız arkadaş. Can çekişiyor. Sen de esnafsın. Sen de esnafsın yani. Bunun hiç siyasete, miyasete çekilecek bir tarafı yok. Net bu. Evet. Kim ne anlarsa anlasın. Evet. Yani eğer Sedişehir esnafı yani yok olmak istemiyorsa yani bu gidiş yok olmaya gidiş. Yani burada geriye dönüş asla olmaz işte. Yani ben Sedişehir'deki küçük esnafın kurtuluşunun bu mantıkla, bu şekilde şeyin bankaların sağladığı plasman, odaların sağladığı plasmanla da düzeleceğini düşünmüyorum. Yani mantalitenin değişmesi lazım. O entegrasyonun gerçekten kurulması lazım. Kurulmazsa böyle gideriz. Aynen. Evet. Böyle gideriz. Bileklerine güç kuvvet versin ama bu işte bir koordinasyonsuzluk var. Bir şeylik var yani böyle. Yani hala açılmayan sokaklar var. Maalesef. İşte buraya tayin. Geçmişte de siyasetçiler burada çok ilgilenemedi böyle hastaneden gelene gideni şusu busu. Yoksa oraya atanan bir başhekim mi yok, bununla ilgilenirdi? Başhekim ne yapsın ya? Onu alaca belli devam edeceğiz. Şimdi bu tünel çalışması biliyorsunuz bir muammaya dönüştü. Bu tünelin bize faydası olacak mı, olmayacak evet. mı? Şimdi geçen de yapmış olduğumuz programa bugün birisi şey yapmış. Atıftan bulunmuş. Atıfta bulunmuş. Yani işte ne gereği vardı o depeye kadar da bilmem ne işte Gembos açılıyor da Gembos açılınca Alacabel hikayede bilmem ne de o rampalarda ne olacaktı vesaire de. Şimdi bizim bu tünel hakikaten bir muammaya döndü. Sizce de dönmedi mi? Şimdi ben yakınım. Bu yolu iyice anladık değil mi herhalde evet, bunun kıymetini? Ben yakınım tünele. Tünelin normalde iş bitim tarihi 2019'du Ömer abi. 2019'da 18 Aralık'taydı. Yok. 2019'da o zaman yayınladım ben. 2018'de bitecek deniyor. Yok 2019. Tünelin gecikmesi biraz hoş değil yani. Çünkü 3 tane hedef belirlendi. Esmi geçilsin abi onu mu anlayalım? 35. Yani bitmek üzere olan bir yerin sadece %30'unu alabilmişler. Bu iki firma. Ve iki firma güçlü firmalar özellikle. Ve iki firmanın ayrılması, hak edişlerinin ödenmemesi burayı 2-3 kez durdurdu. Yerinde saydırdı ve şu anda durmuş vaziyette. 2023 hedefleniyor olsa da 2023'e biteceğini düşünmüyorum. 2024 tabii. Ancak olur. Şimdi bu